Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ben biraz daha iyiyim. İyiye gidiyorum diyebilirim. Bugün sizlere Zaman Çarkı'nın 13. kitabından bahsedeceğim. Bu kitabımız Gece Yarısı Kuleleri'ydi. 900 küsür bir sayfa sayısı vardı. Biliyorsunuz serimiz 14 kitaptan oluşuyordu. Şu şekilde şurada, 14. kitap yukarıda. 13. kitap bitti. Şu an 14'ü okuyorum. Artık finaldeyim. Yavaş yavaş ilerliyorum. Her şey muhteşem gidiyor. Bakalım nasıl olacak. Neyse, ondan önce 13'te birçok şey oluyor. Her şey çok heyecanlı. Karakterlerimizin hepsinde bir sürü gelişmeler oluşuyor. Neredeyse bütün karakterlerimize değiniyoruz. Şimdi ilk olarak kitapta Lan ile başlıyoruz. Biliyorsunuz Nynaeve Lan'ı sınıra bırakmıştı. Eski iki aşığım kavuşmuşlardı ama ayrı düştüler yine. Birbirleriyle tedirginler. Acaba başına bir iş geldi mi? İyi mi diye merak ediyorlar. Onların böyle bir tedirginliğini yaşıyoruz. Lan orada bir afet sınırda yolculuğa çıkıyor. Biliyorsunuz Lan bir kral damlusu olmadığı için kabul etmiyordu. Yolculuğunda akrabaları, tanıdıkları çıkmaya başlıyor. Ve bunun altında da Nynaeve'in parmağı var. Bakalım Lan'ı ilerledikçe neler bekliyor. Diğer taraftan Kalat ve Gwen kardeşler Rand'dan nefret ediyorlardı. Bundan sebep de öldürme peşindelerdi. Böyle her kitapta böyle bir nefret kusuyorlardı. Tabii bu nefretin altında Morgase'yi öldürmesi diye düşünüyorduk. Hani ondan kaynaklı. Ama bu kinlerin altında başka sebepler var. Gwen Elena ile biraz konuşarak bunu aşıyor. Galat ise Perrin'le bu soruna çözüm buluyor. Yani iki kardeş de biraz sakinleştirmiş bulunuyoruz. Artık yeni doğan ejderi kim beslemiyorlar diyebiliriz. Diğer taraftan Perrin'e geçebiliriz. Ah Perrin, Perrin, Perrin karakterimiz bir türlü kabullenmiyor. En son başında bir sürü insan vardı. Klanlar hep onun üstüne kalmıştı. Onların hani lord olmasını, onların başı olmasını istiyorlardı. Ama o da bir türlü kabul etmiyor. Komutan olmak istemiyor. Kendi içindeki sıkıntıları var. Kurt tarafını kabullenemiyor. Onu kontrol edemeyeceğini düşünüyor. Perrin... Yani biraz duygusal bir karakter, nasıl bunu aşacak? Tabii ki bunu aşmasına da karısı Fayle yardımcı oluyor. O devreye giriyor. Bir taraftan da Çekirge düşlerinde ona yardımcı, onu eğitmeye çalışıyor. Şimdi Fayle nasıl bir çözüm buluyor? Bir iki nehir, biliyorsunuz iki nehir geleneklerine göre pek evlilikleri falan olmamıştı. Şimdi Fayle de bunu düşünerekten bir iki nehir akşam yemeği hazırlıyor. Aralarındaki gerginliği, artık ortadaki sırları bir şekilde çözmeye çalışıyorlar ve Perrin biraz kendini toparlıyor ve bir şeyleri kabul etmeye başlıyor artık. Perrin'in başı büyük belada, nasıl belada? Diğer kitabımızda Griandela terk edilmişimiz, biliyorsunuz ki kendini öldü gösterip kaybolmuştu ortadan ve bu kitapta Murdin'le bir anlaşma yaparken gördük. Yine bir sinsi sinsi planlar peşindeler ve bunun da yönü Perrin'e dönmüş durumda ve onu bayağı bir tehlikeler bekliyor. Diğer taraftan Perrin'e bir tehlike daha bekliyor. O tehlike ne? Perrin'in ilk kendini kurduğu, fark ettiği, içindeki o gücü fark ettiği zamanlarda, kontrol edemediği dönemlerde bir cinayet işlemişti. Birilerini öldürmüştü. Işığın evlatlarından birkaçını öldürmek zorunda kalmıştı. Ve bundan kaynaklı Işın evlatlarıyla karşılaşıyorlar ordu olarak ve Işın evlatları intikam istiyor. Işın evlatlarının başında komutanımız Galat ve Perrin bu üstündeki bu yükten kurtulmak için bir mahkeme istiyor. Mahkememiz de çok enteresan bir şekilde sonlanacak. Çünkü Galat Perrin'le bir görüşmesinde Morgase'ye tanıyor. Çünkü biliyorsun Morgase aylardır Perrin'in yanında hizmetçi olarak çalışıyordu. Ne olduysa bir mahkemeye bir hakem bulmaya çalışırken Morgase ortaya çıktı ve onun hakem olmasını istediler. Ve sonuçlanması biraz enteresan bir şekilde, güzel bir mahkemeyle değişik bir şekilde sonuçlandı mahkememiz. Yani güzel bir karar verildi diyebilirim. Egwene'ye gelirsek, Egwene biliyorsunuz Beyaz Kule'yi biraz sakinleştirmiş, herkesi bir araya toparlamıştı. Şimdi bu toparlamada böyle her şey tıkırında işlerken bir anda ortalık bir curcunaya girmeye başladı. Çünkü niye? Rand
ziyarete geldi. Öyle bir giriş yok, öyle bir tantana yok. Böyle o kadar kendine güvenli ki, çünkü biliyorsunuz ki diğer kitapta Rand bayağı bir çöküşteydi ama gitti, kendini buldu ve geri döndü. Geri dönüşünde ilk işi Beyaz Kule'ye uğramak oldu. Egwene ile görüşmek istiyordu. Herkes şaşkın. Bir kule dolusu Aes Sedai'nin içinde bir yeni doğan ejder. Nasıl kendine güvenip, yani delirdi mi düşünüyorlar. Yani güzel bir sahneydi. Geldik, girdik. Yani gelişiyle de gidişi de zaten güzeldi. Şimdi herkesi etkisi altına almış Tevar anneyle. Ama Egwene böyle bir şeyleri seziyor. Çünkü bir talepte, bir anlaşma için gelmiş bulunmakta. Tabi anlaşma demeyelim, bildiğin taleplerini sunup gidecek. Talepleri de çok çarpıcı. Şimdi herkes bunu kabul edecek tarzda değil. Egwene'den talepleri neler peki? Karanlık varlığı hapishanesinden çıkarmak istiyor. Çıkardıktan sonra, o mühürleri kırdıktan sonra yeniden tamir etmek istiyor. Ve bunun için Aes Sedai'lerden yardım istiyor. Ve muhakkak bunu bir şekilde ayarlayıp buna cevap vermesini istiyor. Onu bir toplantıya davet ediyor. O gittikten sonra herkes şaşkın. Nasıl böyle bir şey diyebilir? Nasıl karanlık varlığı hani serbest bırakabilir? Ama onun planları farklı. Çünkü onu aradaki çatlağı kapatabilmesi için bence en mantıklısı yeniden açıp yeniden direkt artık temelli kapatmak. Yamayla bir yere kadar. Çünkü 100 yıl sonra yine bir şekilde ortaya çıkacak çünkü bu. Ran esintisinden sonra artık salonu topluyor, artık neye karar vereceğine bakacak Egwene. Gelelim benim Bad karakterime. Bad karakterimiz yine yüzümüzü güldürdü. Yani bu kitap boyunca, bu seri boyunca yüzümüzü güldüren tek karakter diyebiliriz. Peki Bad bu sefer nelerin peşinde? Biliyorsunuz ki Gohalam çok artık buna yakınlaşmıştı. İzini bulmuştu. Ve artık bundan kurtulması gerekiyordu. Çünkü onu tehdit etmeye başladı sevdikleriyle. Hani onu öldüremezsem, seni öldüremezsem çevrendekiler artık başlayacağım diye. Zaten Tilly'nin de onu öldürdüğünü öğrendikten sonra artık Rant için her şey kopuyor. Ve ona bir tuzak kuruyor. Bu tuzaktan önce Elena'ya bir mektup yazıyor. Ama bu mektup da gülmekten öldük. Yani öyle bir mektup yazmış ki. Yani herkesi güldürüyor. Bir taraftan ciddi, bir taraftan komik. Ama isteklerini de belirtiyor. Bir şekilde Elena'nın eline ulaşmıştı. Mektup çok komikti o konuda. Neyse, yine onların bir görüşmeleri oluyor. Elena ile Matt karşılaşıyorlar. Hani ondan önceki Tom'la Tamiles'in Matt'le konuşmaları da çok komikti. Yine Matt'e bayağı bir saydırıyorlar. Orada yine komik diyaloglar oluşuyor. Tabii gittikten sonra Elena'dan da bazı fırçalar yiyor. Şimdi Matt bazı anlaşmalar yapmak istiyor Elena ile. Ejder hattı bir silah üretmek istiyorlar. Ve bu silahları da Elena'nın ulusunda yapmak istiyorlar. Ama bir çetin bir anlaşmaya girişiyorlar. Matt Elena'dan böyle bir şey beklemiyordu. Hani böyle bir direnç ya da böyle bir hemen kabul edebilecek bir ya da şartları bir şekilde. Hani gerçekten kraliçe olduğunu düşünmeye başlıyor Elena için. Bir ara da güzel olduğunu da söylüyor yani. Ama evli artık da, artık o işler bitti. Neyse. Onların güzel aralarında böyle bir anlaşma gerçekleşiyor ejder silahları için. Diğer taraftan Golem için bir güzel tuzak hazırladı. Biraz insanı korkutsa da acaba neler olacak diye derken güzel bir sonla Golem'in işini bitiriyorlar. Bu arada Egwene de kız kardeşlerinin, yani Ayasa'da yaptığı Alen ve Nynaeve'in gelip çalı hak etmeleri için sınava girmelerini istiyor. Çünkü hani artık bir anne amirliğin olduğu için hani o şeyden de geçmeleri gerektiğini ve yani salonda itibarını arttırması için onun da yapılması gerektiğini söylüyor. Alen hamile olduğu için biraz erteliyorlar. Hani ne sınavda zarar olur mu olmaz muhabbetiyle onunki kalıyor. Ama Nynaeve Rand'dan ayrılarak Beyaz Kule'ye geliyor ve sınava giriyor. Sınav bayağı bir dik başlı bir şekilde girdiği için Nine, biliyorsunuz kendine has bir güveni var. Ve aslında o güven de, yani haklı bir güven olduğunu söyleyebiliriz. Sınav bayağı bir zorlu ve çetin geçiyor. Kimseye bu kadar zorlamamışlar sınavda. Ki sınav sonu bayağı bir ikilemde kalıyorlar. Zar zor bir şekilde şalı hak kazanıyor Nine. Ama orada Aes Sedai'ler için çok güzel laflar ediyor. Egwene ile birlikte bir sohbetleri var. Gerçekten onlar hakkında güzel
ders verici kelimeler kullanıyor. Hak ettiler bence o Nynaeve'in kullandığı kelimeleri. Güzeldi o kısmı beğendim ben. Diğer taraftan yine Matt'e geri dönersek, Matt biliyorsunuz ki Beren bir mektup bırakmıştı ve bu mektup için bayağı bir bekliyordu, hani o bölgeden ayrılmamak için. Mektup öyle kitap boyunca bekledik zaten, hani açın mı açmayayım muhabbetiyle bayağı bir döndü. Beren'in mektubu da öyle duruyordu. Bir taraftan da Moiraine'i kurtarması gerekiyordu. Böyle bir planları vardı. Onu gerçekleştirmek için yanına 3 kişi alıyor. Tom ve Noah'lı. Neden 3 kişi? Onu zaten kuleye, tilkilerin inine girdikten sonra göreceğiz. Bayağı bir hazırlıklı gidiyor. Kendini hani gerçekten onları yenebileceğim diye düşünerekten ve şansıyla birlikte tilkiler inine giriyor. Bayağı bir şans da aslında yaver gidiyor. Bayağı bir tuzaklardan kurtuluyorlar. Moiraine'yi de buluyorlar ve yani gerçekten onu orada iğrenç bir şekilde hapsettikleri kısımdan onu kurtarıyorlar. Tom ve Moiraine arasında bir yakınlaşma oluyor. Hepimiz şaşırıyoruz. Aa, nasıl olabilir böyle bir şey diye. Orada bir bizi şaşırtıyorlar. Tabii ki giriş ve Moiraine'i bulana kadar şans yaver gitti. Peki bunun bedeli ne olacak? Çünkü Elifinler, Arifinler bunlardan bir istekte, yani bedel olmasını istiyorlar. Ve bedel gerçekten hiç beklemiyordum. Hani daha farklı bir şeyler bekliyordum. Maalesef bedelimiz çok ağır oldu. Dünya ışığının yarısından oldum Matt. Dünya ışığı derken böyle bir ilk kavrayamadım acaba neyden bahsediyorlar diye. Dünya ışığı derken hani direkt hemen sonra zaten bahsettiklerinde gözünün bir tanesinden maalesef oldu. Yani dünya ışığının yarısı gitti diyebiliriz. Direkt aklıma getiren Rand'ın eli, Matt'in gözü. Acaba Perrin'den de bir şeyler gidecek mi diye merak ediyorum. Direkt aklıma gelen oydu. Bakalım. Son savaşa artık yavaş yavaş gidiyoruz. Moreni oradan kurtardılar ama bir kayıp vererek, onu da söylemeyeyim artık. Bir kişiyi maalesef geride bırakıyoruz. O kişi de sürpriz bir kişiydi. Onu da şaşırdık ayrı kimdi diye. O da orada kendini açık verdi. Diğer taraftan Elaine annesine kavuştu, Morgase'ye. Onlar aralarında böyle bir sohbet muhabbet, annesi hani gelip hani kraliçeliği yerine talep eder muhabbetleri ama ikisi de bunu istemedikleri için zaten Morgase'ye de farklı bir duygudaşlık, yine o da farklı bir evliliğe. Kitapta herkes evlendirdik arkadaşlar, aklıma gelmiş gönül senin, artık kimse bekar kalmadı. Herkes neredeyse evlendirdik, yani bütün tanıdığım bütün karakterler evlendi artık. Neyse. Gerçeği söylemek gerekirse şimdi Alena da annesini bir şekilde yerleştirdi ve ulusunda sıkıntı yaşamamasını sağladı. Kitabın sonunda sonunu şöyle bağlayalım. Verinin bıraktığı mektubu. Metin sahip çıktı. Oğlu Dask geliyor çünkü geride bırakmıştı Moreni kurtarmak için. O dikkat ediyor ve bu mektubu açıyor. Mektubu açtıktan sonra okumaya başlıyor. Değişik şeyler olduğunu fark ediyor ve yanındakiler alıp okuyor ve yani Verin hayatının hatasını yapmış. Matt'e bırakmış o mektubu diyebilirim. Çünkü Matt eski Matt değil. Hemen açacağını düşünmüş mektubu. Ama aradan günler geçtiği için artık mektubun anlamı kalmadı. Çünkü savaş artık kapıda. Çok geç kaldı mektup için. Mektubun da amacı buymuş. Çünkü çok merak etmiştik neler olduğunu. Matt sabırlı olmayıp mektubu atsaydı belki daha farklı olabilirdi Kemal'in için, Andor için. Evet arkadaşlar, kitapta daha birçok olay oldu. Benim şu an size söyleyemediğim bir sürü gelişmeler oldu. Her karakterimiz için bir değişik dönüm noktası oldu diyebilirim. Evet, 13. kitabımızda bunlar oldu. 14'te de heyecan devam etmekte. Bir hafta içinde büyük ihtimal bitirip onu da artık yorumunu yapacağım ve zaman çarkı için son diyebilirim. Evet arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Savaş artık kapıda. Kapıyı aslında açtı bile. Girdi içeri. Bakalım bizim topluluğumuz, birliğimiz ne yapacak? Herkes birlik olabilecek mi? Neler olacak? Evet, kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.